Merhabalar, bu dersimizde Go ile bir JSON veri dosyasını değil de verisini nasıl işleyeceğimizi ve programatik olarak nasıl yönetebileceğimizi göreceğiz. Öncelikle tabii basit bir işlemden başlayacağız. JSON str diyorum ve burada klavyeden alta basılı tutarak benim klavyemden hem 9 hem de 6 tuşlarına basarak şu karakterleri çıkartıyorum. Ve burada şöyle bir JSON verisi oluşturacağım. Data olacak bunun main root'u. Ve içerisinde de object olarak da bir kart bilgisi olacağı için onu tutacağım. Bir bankanın hesap bakiyesi gibi, bir bankadaki hesabın bakiyesi gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir kart bilgisi gibi. ID diyorum burada ve kart şöyle bir numaramız olsun. Çok karışık bir numaramız var. First name diyorum burada. Aramıza girdik. Last name ve bir de biraz daha gerçekçi olsun diye balans olsun. Şöyle bir verimiz olsun. Banka hesabımızda bu kadar para varmış. Var diyorum M adında map. Bunun key alanının tipi string olacak. Ve bu biraz kafanızı karıştırabilir yapı olarak. Çünkü aslında birbirini taşıyan birbiri içerisinde iç içe map oluşturuyoruz burada. Ama genel olarak şuradaki JSON yapısını oluşturmak için böyle bir yapı kurduğumuzu bilmeniz yeterli burada. Mesela yani şöyle özetlemek gerekirse aslında bir tane data var. Bu bir veri aslında. Bunu bir şekilde tutmamız gerekiyor. İşimize yarar ya da yaramaz önemli değil. Bunu tutmamız gerekiyor. Karşılığı olmalı programatik olarak. Çünkü içerideki JSON ve XML root mekanizmasına sahip olduğu için bu verilerin içinde dolaşmak istiyorsak rahatlıkla bu veriyi tutabilmemiz lazım. Burada da benzer bir amaçla bunu yaptık aslında. Map'in key kısmı bu şekilde. Onun içerisinde bir map var. Ve bu şekilde yukarıdaki JSON verisini tutuyoruz. If error JSON unmarshal diyorum. Ve burada bir JSON yani string'i byte'a dönüştüreceğim. Byte dizisine. Şuradaki JSON str aslında bir string bu. Ben bunu byte'a dönüştürüp şu nesneye aktarmak istiyorum. Hangi nesne? O yukarıda tanımladığım M nesnesi. Eğer bir hata olursa burada yönet. Ne yap? Panik ver. Ve println m b r neyse şunu bir çalıştıralım. Devam etmeden önce. Bu veriyi görmek istiyorum aslında. Buradaki sıkıntı nedir? Invalid karakter after object key pair. Ya sanırım şurada virgül unuttuk. Tekrar deneyeceğim. Evet. Bakın buradaki JSON datayı aslında bir string'i biz map'e dönüştürdük ve bunu
artık bir map olarak kullanabiliriz. Bu map'te de içerisinde data var ve o datanın içerisindeki map ise yapısı şu şekilde. Yukarıda çok detaylı anlatmadım burada. Bunun nedeni havada kalacaktı. Biliyorum bu işlem. Yani göstererek anlatmak daha faydalı. Mesela bir tane map'imiz var. Onun içerisinde de bir data var. Bu map liste yapısının, dizi yapısının tuttuğu bir data diye bir nesne var. O da şu. Bunun içerisinde de birden fazla kart bilgisi olabilir aslında. Şu an yok ama birden fazla kart bilgisi olabilir. Onların da birer liste olarak tutulması gerekiyor. Bu nedenle map içerisinde map oluşturduk. Ne yapıyor burada? Map içindeki data bir map'e sahip. Onda da balans var. Obje bilgisi var. Nedir bu verinin obje tipi? Bu programatik olarak kullanılabilir çünkü sistemde. Card mesela. Ve card'ın ID'si var. Card alt tire bla bla. First name ve last name şeklinde kullanırız. Buraya bir separator atalım. Küçük bir şekilde devam edelim. Brv json marshal diyorum. Ve gene eğer herhangi bir hata olursa panik vermek için, hata fırlatmak için böyle bir yapıyı kurduk. FMT println ve bizim yukarıda tanımladığımız B'yi string'e dönüştürüp ekrana yazıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer de JSON formatında bu veriyi yazdık. İlkinde biz map olarak yazdık bunu. Sonrasında bunu JSON'a dönüştürdük. JSON olarak yazdık. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada önemli olan Marshall, JSON.Marshall ve JSON.UnMarshall kullanımı. JSON.UnMarshall bize JSON'dan normal Go nesnelerine, objelerine veri aktarmayı, JSON'a dönüştürmeyi sağlar. JSON.UnMarshall ise gördüğünüz gibi tam tersi. Elimizdeki bir M, burada M olan Google Go nesnesini bizim JSON'a dönüştürebilmemizi sağlayan önemli functionlardır.